Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Mirtavr'a, Mirwatch'a geri döndük. Buradan ağaç mantarı, sürüngen dokungacı ve pullu mantarlar tekrar yetişmişti, onları topladım. Bir de yanıma kabarık mantar, mavi dağ çiçeği ve iblis oturağı aldım. Bunların üçünden ikişerli ikişerli kullanarak can yenileme iksiri yapabiliyoruz. Anniversary Edition'la gelen Creation Club modlarından birisinde Farming diye bir mod var arkadaşlar. Çiftçilik. Şuralarda bir yerde bir çiftlik var. Oraya gidip görevleri yaptığımızda çiftlik bizim olacak. Her hızlı yolculukta mutlaka bir ejderha denk gelecek. Geliyor musun? Peşimde misin hala? Diyorsun. Geri gel. Uzağa konma. Gelmişken nihai iyileşme iksirlerimizi de aldım üstüme. Siz eksiktiniz. Aha, bir tane değilmiş. Rorik köyü daha önce haritamızda işaretlenmişti ama da önce hiç gidip açmamışız, keşfetmemişiz. Oradan da ilerliyoruz değil mi? Hepsini topladık herhalde. Çiftlikte burası arkadaşlar. Hayalet bizi bekliyor. Önce
önce bir konuşsaydık. Ne bu kızgınlık? Huzursuz ölü. Urval, senin hikayen neymiş? Garip hissediyorum. Sıcak ve soğuk hepsi bir arada. Elim titriyor. Yazmak zor. Çok baş döndürücü. Sanırım zehirlendim. Görünüşe göre beni alt etti. Birisi zehirlemiş Urval'ı. Buranın hikayesi nedir? Gizli bir kapı varmış burada. Saldırdın, niye kaçıyorsun? Hayaletlerin silahını dönüştürebiliyor muyuz? Laboratuvarda kanı tara. Balta bu kadına mı saplıydı? Urval'ın baltası galiba bu. John Quill'in günlüğü. Urval çiftçi olmayı o kadar çok istiyordu ki şimdi burada kendi kayalık arazimiz ve çatısı akan harap eski bir çiftlik evimiz var. Hayal ettiğim bu değildi ama elimizden geleni gelenin en iyisini yapacağız. En azından toprak iyi, kayalarla dolu olsa bile. İksirlerim için ihtiyacım olan tüm malzemelerle güzel bir bahçeye sahip olacağım. Bundan elde edilecek gelir hiç yoktan ilk kışı geçirmemizi sağlayacaktır. O çok uzun yazmış. Eğer devamını okumak istiyorsanız arkadaşlar, durdurup okuyabilirsiniz. Yavaş yavaş ilerleyelim. Kayboldu. Her yere baktık ama onu bulamadık. Küçük tahta kılıcı da kayıp. Çocukları da kaybolmuş herhalde. Şu çivi kağıda dökmekle cesaret edemiyorum. Çayına birkaç damla koyacağım. Kocasını zehirlemiş. Kocası da muhtemelen zehirlendiğini anlayıp baltayla kadını öldürdü. Ve çocuk da kayıp. Simyacılık eğitim kitabı varmış arkadaşlar burada. Simyacının şarkısı. Şimdilik almamıza gerek yok. Ki çocuk nedir? Nerededir? Skyrim. Urval'ın günlüğü. Urval'ın suçlu olduğuna dair kanıtı bulduk. Şimdi Rene ne olduğunu bulacağız. Bugün yine hayatlarımızın ilk günü. Rorik köyünün hemen dışında çok uzakta köhne bir çiftlik evi olan büyük bir arazi satın aldım. Peki, burası küçük Rinzi büyütmedik için mükemmel bir yer olacak. Durdurup okumaya devam edebilirsiniz arkadaşlar.
karısının Dedra'ya taptığından şüpheleniyormuş. 3 gündür kayıpmış yavrusu. Kadın da endişe ediyordu çocuğun kaybolmasından. Burası Rin'in odası. Rin'in de günlüğü varmış. Rin'e ne olduğunu eski kuyuyu bulduğumuzda anlayacağız. Annem ve babam yine kavga ediyor. Anne babası kavga edenlerin geçirdiği kötü çocukluklar. Babam bana her zaman eski kuyudan uzak durmamı söyler. Yüksek anıta doğru bir kayanın üzerinde duran ağacın yanında. Kurtlar orada avlanmayı sever diyor. Ben de oraya gideceğim. Bir kurdu öldürüp kafasını eve getireceğim ve bunu benim bir erkek olduğumu, bebek olduğumu kanıtlayacak. Çocuk aklıyla. Büyük anıta doğru. Gyurka'nın anıtı var tam karşımızda. Az önce gördüğüm kanatlar da ejderha mıydı? Evet. Her yere ejderhalar sarmış. Şu ağaçlardan mı bahsediyor acaba? Var mı başka kurt? Kuyuyu bulduk. Jack kılıç. Rin'le konuş. Rin, ailen tekrar bir araya geldi. Artık huzur bulabilirler. Thanks a lot. Here, take this for all your hard work. Altın Tepe çiftlik anahtarı eklendi. Peki. Çiftlik artık bizim arkadaşlar. Aslında bu görevi daha oyunun başında yapabilirdik. Mahsulleri ek. 10 tane mahsul ekeceğiz. Burada kaç tane pilot var? 3, 6, 9, 12. 3, 3, 5 ekebiliyoruz. 11 tane var o zaman. Yanlış mı saydım ben? 9, 10, 11. Evet, 11 tane var. Şu 3'üne sürüngen dokungacı dikelim yine. Şunlara pullu mantar.
Pullu mantarlar ve sürüngen dokungaçları her toplamada beşer tane veriyordu. Ortadaki beş taneye de her toplamada üçer tane veren ağaç mantarından koyacağız. İkeceğiz. Bunlar da her topladığımızda hepsinden 15'er tane toplamış olacağız bu şekilde. Hepsini diktik. Görev bitti mi? Çiftlik için kahya tut. Onun öncesinde burada da ekebileceğimiz bir sürü alan var. 8 burada. 8 orada. 16. Buralara da şu 8'ine iblis oturağı dikelim. Bunların kaçar mahsul verdiğini bilmiyorum. Ama beşer tane veriyor olabilir de ufaklar. Bunlara kabarık mantar dikelim. İlk toplamada öğreneceğiz hangisi kaçar tane veriyormuş. Burada da 12 tane alanımız kaldı. Yok, 11 tane. Ejderhanın gölgesi nasıl geliyor öyle? Ya da gün kavuştuğu için mi öyle hissettik? Şimdi bunun yarısına mavi dağ çiçeği dikelim. Geri kalan 6 taneye de buğday ekeriz. Ama şu anda üstümüzde buğday yok. Mir Tower'dakilerin hepsini de harcamışız. Mir Kule'dekileri. Rory köyüne bir gidelim. Görev seçili. Çiftlik için kahya tut. Belki dostlarımdan birine çiftliği göstersem bu işi almak isteyebilir veya burayı evim haline getirirsem eşim bu işin başına geçebilir. Ysolda'yı buraya çağırabiliriz.
Ama önce Rory köyünü bir keşfedelim. Burada bir çiftlik olması lazım yakınlarda. Şu buğdaylara bir bakalım toplayabiliyor muyuz? Hilda mı? Yanaştı mı bu? Gösteriyi beğendiniz mi? Burada bayağı malzeme varmış. Rory köyüne de ilk defa geldim ama çiftçiyle dost gibi görünüyoruz. Şimdi bu topladığımız buğdayları bir ekelim. Ondan sonra gidip Yusolda'yı buraya gönderelim. Şimdilik sadece can yenilemeye ihtiyacımız olduğu için buğday ağaç mantarı değil. Buğday, kabarık mantar, mavi dağ çiçeği ve iblis oturağı ektik büyük alanımıza. Diğer tarafa da satışa satabileceğimiz iksirler için sürüngen dokungaçı, pullu mantar ve ağaç mantarı diktik.
Acaba Yusolda'yı mı oraya göndersem yoksa edindiğimiz dostlardan birisini mi göndersek? Burada Yusolda iyi gibi. Feyandalı bir deneyelim. Saat kaç? Gündüz. Buralarda olabilir Feyandalı. Divine smile on you, friend. Feyandalı. Beni takip et diyeyim. Yeni çiftliğimize bir gidelim. Buradayken seninle konuşsam. Evet, çiftliğe getirdikten sonra çiftliğim için kahya arıyorum. İlgilenir miydin? I'd be honored to be your steward. You've built a fine steading here. Daha da ekleyebiliyoruz. Çiftlikte çalışması için ırgat tutmanı istiyorum. I'll see to it at once. Hemen de belirdi ırgatımız. Benim için bir at almanı istemiyorum. Çiftlik hayvanı al. You'll need to build a pen for it first. Çiftlik için yeni mobilyalar almak istiyorum. What room would you like me to furnish? Paramız var, hepsini dolduralım. Mutfak olsun. I'll make all the arrangements. Is there anything else you need? Of course. What room would you like me to... Very good. Is there anything else you need? Of course. What room would you like me to furnish? Burası da bayağı işlevsel bir yer olacak herhalde. Very good. I'll make all the arrangements. Is there anything else you need? Of course. What room would you like me to... Very good. Is there anything else you need? Of course. What room would you like me to furnish? Very good. I'll make all the arrangements. Is there anything else you need? Of course. What room would you like me to furnish? Değiştir dediği bir yer yok. Bunların hepsini aynı anda açabiliyoruz o zaman. All right then. Ney? Dur. Riverwood's bir şey daha vardı enough, orada. Ne vardı? Her şeyimiz açıldı mı? Bu ne? Odun, çiviler, ahır yapmamız gerekiyor. Çivi yapmak için taş demirci ocağımız var mı? Burada yok herhalde. İçeride neler vardı? İçeride her şey yenilendi. Mutfağımız bayağı genişledi. Simyacılığın yanı sıra tılsımlama da eklenmiş buraya. İki tane çocuk yatağımız var. Bayağı güzel olmuş. Galiba galeri diyordu arkadaşlar.
Açmadığım galeriydi. Çocuk odasını açınca galeriyi kapattı. Çocuk odası yerine galeri açabilirdik orada. For Nord Village. Good day. Şu malzemelere tekrar bakalım. Demirci tezgahı da yapabiliyormuşuz. Odun, menteşe, demir, hırdavatlar ve taş. Taşı nereden alıyorduk ki? Yes. Hemen yetiştiler mi? Bunlara da ekmiştik. Ekmemiş miyiz? Aa, önceki nesle kaldırıldı diyor. Ekmişiz. Bunlar büyüdükçe ırgatlar toplayacak mı acaba? Hı? Sizi boşuna almamışızdır değil mi? Hı? Demir hırdavatlar. Demirci tezgahını yaparsak öncelikle diğerlerin hepsini burada yapabiliriz. De şu quartz stone taş almamız lazım. Taşları nereden alıyorduk? Ben bunları bölüm arasında araştırayım. Bütün malzemeleri nereden alıyoruz? Süremizin de sonuna yaklaşmışız. Kısa yollarımız değişmiş, şapkayı çıkartamıyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Bölüm arasında malzemeleri ayarlar, burayı tamamlarız. Ondan sonra diğer görevlere bakarız. Buraya kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı, zile tıklamayı, eğer videoyu beğendiyseniz beğendiğim butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.